göç, o yoksunluk ve o ekonomik olarak o toplamı karşılayamayacak bir yapının olmaması şunu yarattı. Müthiş bir ucuz iş gücü. Yani rekabet fiyatı düşürür deniyor ya. İşte aynı şekilde emek piyasasındaki rekabet fiyatları düşürdü. Yaşam kalitesini düşürdü. Algıyı düşürdü. Ve bunlar beraberinde televizyondaki programın kalitesini düşürdü. Gazetenin manşetini düşürdü. Her şey yani. Bu düşkünlük her manada bir düşkünlük oldu. Düşkün ekonomisi. Çünkü düşkünler devleti oluşuyor. Yani görmemiz gereken bu. Sen iş gücü olarak ucuzlaştığın andan itibaren insan olarak da ucuzlaşmaya başladın. Her anlamda. Yani bugün o yığınların, o çevredeki yığınların hani kendini bir aidiyetle ister tarikat içinde olsun, ister partileşme içinde olsun, bu parti ister CHP olsun, ister AK Parti olsun ama bir partiye girdiğin vakit işte Sevigen gibi hani o kanaldan mı yürür? Yok efendim Topbaş üzerinden mi yürür? Ama kendine bir hani bir kanal bulup nihayetinde orada bir şey kapmak üzerine. Yırtmak. Düşkünler yasasından yararlanmak aynen. istiyor. Aynen. Ya bu çok yırtıcı bir şey aslında. Evet. Bir yandan da bir öteki oluşturdu kafasında. Bu öteki kimi zaman Kürt oldu, kimi zaman Alevi oldu, kimi zaman AB oldu, ABD oldu ama bir öteki de yarattı. Ve aslında yırtıcı ve aslında gayet yani ofansif bir ruha sahip bir birey oluştu. Evet. Kuralsız, değersiz ama bir de sahtekar, yalancı hem de kendine. Ucuz. Kimi zaman hani Müslüman kisvesi altında bıyığını bırakıyor, karısını başını örttürüyor. Özüne baktığın vakit hangi Kur'an'ı anlıyor? Hangi Kur'an'dan, hangi İslam'dan bahsediyor? O mu acaba? Değil. Yani asla değil. Ben bunun için bir şey uydurmuştum. Gündüz nizamcı, gece alemci bir şeyimiz var. Evet. Bunu tabii sadece İslamcılara, Müslümanlara dair söylemiyorum. Yani demin o ayrımı o yüzden yaptım. Mümin dediğin insan bu ülkede %2 belki vardır. Belki. Yüzde vermek de yanlış. Ve fakat diğer kesimlere yay, ülkücülere yay, atıyorum işte gitmem necilere yay. Seks öncesi bir sürü şeye yayabilirsin sorunu yaşayan bunu. Solcular yok mu? Bu anlamda hani o kadar çok kategorileşmiş, dikey yatay toplum öylesine bozulmuş vaziyette ki bugün dünyanın bizi savuracağı yeri eğer sosyologlarımız işte bugün mesela şeyle anlıyorsun maalesef kaybettik diyorsun. Türkan Hoca gibi hocaların, değerli insanların oturup bu ülkenin ekonomiyle beraber nereye savrulacağını görüp birkaç ay sonra bu fotoğrafı doğru çekerek ya biz buna nasıl bir anlam haritası sunabiliriz? 80'lerde o Ricat hareketin de dediğin çok doğru. Tarikatlar bu anlam haritasını sundu bu insanlara. Evet. Sundukları için bu yapı bugün ortaya çıktı. Ve fakat ayaklarını bastıkları yer samimi bir yer değildi. Benim gördüğüm bu. Bu vehamet burada yatıyor. Evet. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeceğim. Siyasetin alanı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bir kere popüler. Popüler kültürün bir alanı. Dolayısıyla bir gerçeklik üzerinden konuşmamız lazım. Ne bireylerin ruhani durumları, ne bizim entelektüel okumalarımız, ne de derinlikte yapılabilecek çözümlemeler siyasetin kendi gerçeğiyle ilişkilenmiyor. Yani kasketini kafasına giyip alana çıktığı zaman bir insan taleplerle karşılaşıyor. Taleplere karşı yalan yanlış da olsa bir vaatte bulunmak zorunda kalıyor. Bu sonuç. Dolayısıyla aslında siyaset yapan insanların hemen hepsi için bu payı da bırakarak değerlendirmek lazım. Bunu kirlenmeden idare etmeye çalışanlarla bunu bir yöntem olarak zaten doğru bulanlar arasındaki ayrımı da kurmak lazım. Ben şunu kastediyorum. Siz bir üniversitede bir profesör olabilirsiniz. Hayatınızı etik değerler üzerinde biçimlendirmiş olabilirsiniz ve siyaset yapmaya niyetli olabilirsiniz. Fakat derdinizi anlatma noktasında medyanın popülist yaklaşımları, halkın acil beklentileri, pragmatik toplum oluşmuş olması sizi de bu dili kullanmaya itebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Bir diğer tehlike de siyasetin alanını sürekli aşağılayan bir dil olduğunu düşünüyorum. Ama siyasetin alanı hakikaten şu anda aşağılık mı? Evet. Ama aslında siyasetin alanının bir başka türlü olması gerekliliğini de bilerek ya da siyasetten başka bir çözüm olmadığını bilerek konuşmak gerekiyor. Niye? Şimdi az önce siz konuşurken Aziz Nesin'in zübüğü aklıma geldi. Yani zübük toplumu olduğum vakit zübük toplumundan erdemli bir iktidarın çıkmasını, erdemli bir parlamentonun çıkmasını, erdemli bir yerel yönetimler çıkmasını, muhalefet çıkıp parlamento tamamlanması. En azından bunu koyalım diyorsun. Bunu şey yapalım. Dolayısıyla bir kere burada yani zübükleştirilmiş bir toplumdan söz ediyoruz. Bunun içindeki münferit bireylerin yani biz şimdi burada o kadar ahkam kesiyoruz. Koyun bizi bilmem ne parlamentoda biz ne yapacağız orada? Yani 550 tane de 4 kişi de olsan 40 kişi de olsan değişmiyor. O yüzden zübük toplumunun doğal sonucunu yaşıyoruz. Zübük toplumu değişebilir mi? Onu konuşmamız lazım. Burada da ikinci bir değerlendirme yapmak istiyorum. Elsa Triolet hayatını sol harekete vermiş birisi. Benim çok etkileyen bir lafı vardır. Sosyalist olmayan bir toplumda sosyalist gibi davranmak dangalaklıktır der. Çünkü
sosyalizm yani Marksist dili kullanıp Marksist bir ütopyanın peşinde hareket ederken... Ya ben bunu bu cümleyi alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Müslüman olmayan bir toplumda Müslüman gibi davranmaktan kalaktık. Tamam, o da çok Serdar güzel oturdu. Çok güzel oturdu. Şimdi Elsa Triolet orada şunu yapıyor. Diyor ki dibine kadar kapitalist bir ilişki ağı içerisindeyim. Bunun içinden çıkmaya çalıştıkça daha çok bulanıyorum. O yüzden devrim ayrı bir sorun olsun. Bir de güncel siyasetteki tutumumuz ayrı bir sorun olsun. O yüzden şimdi bütün konuşacaklarımızın, yani benim anlatacaklarım da güncel siyaset ölçüsünde algılanması gerekiyor. Çünkü sosyal devlet dediğiniz şey adı üstünde bireyden sadaka almak yerine devletin seni zübükleştirdiği bir halde ama sana yaşama hakkı tanıması. Bir kere devletten aldın hak. Hak ama hayır. Devlet seni önce zübükleştiriyor. Yani sen devlete borçlu olmazsın. Değil. Ama partiye borçlu olursun. Devlet seni zübükleştiriyor. Ondan sonra da diyor ki böyle bir sistem var, bu da iyidir. İstersen ara vereceksin, evet, sonra kaldığın evet. Yerinde. Peki. Evet, gene bir kısa bir ara vereceğiz. Bu son aramız. Sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enver Aysever verdiydi söz. Buyurun efendim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir şey öğrendim. Ben Sayın Başbakan'ın konuşmalarını yaparken... konuşmalarını doğaçlama yaptığını zannediyordum. Meğerse böyle değilmiş. Kısmen. Bence o öyle değil. Yani yarısı bir bilgi olarak öğrendim ben bunu. Ben de bilgi olarak söyledim. Sayın Başbakan önünde konuşma metinleri hazırlıymış. Tabii canım. Her zaman. Hazırlıklıymış. Yani. Her zaman metne sadık konuşuyormuş. Hayır. O konuda kitaplar bile yazıldı. Neyse. Sonuç itibariyle Başbakan metinle yorum yaparak hitabeti gücüyle imamların hitabeti güçlüdür. O milli görüşlerin hepsinde vardır. O genellikle etkili konuşuyor. Fakat öğrendiğim bir şey oldu bu vesileyle. Ben Başbakan'ın sosyal devlet tanımını bilmeyişini ya da bilinçli olarak çarpıtmasını kendisinden kaynaklı zannediyordum. Ama şimdi düşünüyorum ki Sayın Başbakan'ın büyük oranda bu konular hakkında bir fikri yok. Çünkü ben hep söylüyorum, sen kızıyorsun. Sadaka kültürü kötü bir kültür ve maalesef bu cemaat ilişkisinde bir sosyalleşmenin aracı olarak kullanılıyor. Ve Başbakan da bunu sosyal devletmiş gibi Türkiye'ye sunuyor. Yani Türkiye'nin kavramını değiştiriyor. Şimdi bir de ufak bir saplama yapabilir miyim? Minnacık parantez. Hı. Bir kere sadaka kültürü kötü bir kültür demek yanlış. Sadaka kültürü aslında bu toplumun köklerinde olan ve son derece önemli bir yapıdır. Önemsenmesi gereken bir yapıdır. Bu toplumu Selçuklu'da, Osmanlı'da yani ayakta tutan bir yapıdır. Hatta sana söyleyeyim, bugün gidelim Üsküdar'a. Üsküdar meydanındaki caminin arkasında hala o taşlar durur. Sadaka taşları vardır. Üzerinde böyle oyuklar vardır. Bana İber Ortaylı hocamız göstermişti. Yani ihtiyacı olan için koyarsın oraya. İhtiyacı olan kimseye göstermeden alıyor mu veriyor mu? Çünkü taş yüksektir. Alır mı koyar mı anlamazsın ama ihtiyacı kadar alır ve geçer. Veyahut da koyar. Bu sadaka kültürü bu toplumda olan bir şeydir. Bunu tırnak içinde kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Tamam. Sadaka kültürü kötüdür. Çünkü tam da bu geleneklerden gelmiştir. Modern devletin doğasına uygun değildir. Sadaka kültürü kötüdür. Çünkü sadaka kültürü insanların düşkünlüğünü, insanların fukaralığını bir taraftan da siyasete alet etmesinde önünü açar falan. Meşrulaştırır. Meşrulaştırır. Oysa ki sosyal devlet dediğin şey az önce Eren'in söylediği gibi kişinin devlet karşısındaki konumundan kaynaklı olarak hakkıdır. Yani bir insan bu devlette söz gelimi belden aşağısı tutmayarak ya da zihinsel engelli olarak ya da düşkün olarak, yaşlı olarak bulunabilir. Bunun gibi bir sürü insanımız var. Ne belden aşağısını tutmaması, ne zihinsel engelli olması, ne de yaşlanmış olması da bir kabahat değildir. Dolayısıyla siz devletseniz bu coğrafyada yaşayan insanların asgari ihtiyaçlarının ötesinde yaşamını da sağlamakla yükümlüsünüzdür. Dolayısıyla sosyal devlet bunu kurallara bağlar. Başbakanların iki dudağı arasına, siyasi parti liderlerin keyfi tutumlarına indirgemez. Dolayısıyla bir kere bu bir. Başbakan bunu bilmez ya da bilir, bir çarpıtır vaziyette olursa suç işler. Bu suç nedir? Ahlaki bir suçtur. Bu bir. İkincisi, çok zaman önce ben bu kanalda bir tartışma sırasında Türkiye'nin anlı şanlı liberallerinin, ekonomistlerin olduğu bir yerde dedim ki, ben kendi payıma dedim, Türkiye'ye kurtuluş reçetesi olarak bir ekonomist olmayarak sezgileriyle belki de biraz pes eden bir yurttaş olarak, ya kapalı ekonomi olsa ne olur dedim, sınırlarımızı kapatsak, dışarıdan hiçbir şey almasak, kendi kendimize bakalım ne üretiyoruz, ne üretemiyoruz, ne kadar, hani vardır ya tencere kaynar ortaya konur, olduğu kadar yenir. Yani evde noktaya gelmen ne kadar evde bir makarna vardır. Ben her zaman bu noktadayım da siz liberal Müslümanlar bu noktada değildiniz. Ben liberal Müslümanım. Bilmiyorum ne olduğunu, ikisi bir arada. Şimdi sonuç itibariyle şuraya geleceğim. Ben ilk baştan beri ulus devletlerin tükenmediğini,
Bu sürecin Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi sadece küresel emperyal güçler tarafından değil, bizim gibi ve dünyadaki pek çok ülke gibi ulus devletin güçlenerek çıkacağını, faşizmin de buna paralel olarak artacağını seziyordum. Evet. Bu iyidir anlamında söylemiyorum. Evet. Dolayısıyla ulus devletin olmazsa olmazı kendi pişirdiğini, kendi ürettiğini pişir bir Yemen'le ilgilidir. Bunu sanayide üret, oraya da buraya da üret. Şimdi biz ne yaptık?